Herkese merhaba. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama kararı çıkardı. Sadece İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gantz hakkında değil, başsavcılık Hamas'ın lideri olduğu söylenen Yahya Sim var ve Hamas askeri kanat sorumlusu Muhammed Diab İbrahim El Masri ve Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Bunun anlamı nedir? Başsavcılık tutuklama talebinde bulunuyor. Başsavcı Kerim Han isimli bir hukukçu Uluslararası Ceza Mahkemesi de biliyorsunuz Hollanda Lahey merkezli bir mahkeme, Birleşmiş Milletlere bağlı bir mahkeme. Başsavcılık böyle bir talepte bulunuyor ama bu bahsettiğimiz bu 5 kişinin hemen tutuklanacağı anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü öncelikle mahkemenin 3 kişiden, 3 yargıçtan oluşan bir mahkemenin heyetin bunu değerlendirmesi gerekiyor. 3 hakimlik heyet değerlendirdikten sonra bahsettiğim bu 5 kişinin tamamı hakkında veyahut da bir kısmı hakkında tutuklama kararı alınabilir. Karar çok önemli çünkü karar hem Hamas'ı insanlığa karşı savaş suçlarıyla, insanlığa karşı diğer suçlarla suçluyor. Hem de İsrail'in başbakanını ve savunma bakanını suçluyor. İsrail'in uluslararası hukukta bu düzeyde ilk kez bu kadar suçlandığını görüyoruz. Hatırlayacaksınız Ocak ayında Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Uluslararası Adalet Divanı ile uluslararası ceza mahkemesini karıştırmamak lazım. Şimdi tutuklama talebinde bulunan uluslararası ceza mahkemesi. Soykırımdan İsrail'i yargılayan mahkeme uluslararası Adalet Divanı. Biz de Adalet Divanı diye biliniyor ama aslında uluslararası Adalet Mahkemesi diye de bunu çevirmek mümkün. Bu iki mahkemede Hollanda'da, Lahey'de kurulu ama ikisi de ayrı ayrı mahkemeler. Uluslararası Adalet Divanı kişileri yargılamıyor. Kişilere bir ceza vermiyor. Yani işte sen 10 yıl hapis 30 yıl hapis gibi bir ceza verme yetkisi yok. Uluslararası Adalet Divanı'na konuyu götürürsünüz Adalet Divanı bir karara varır. Bir takım yaptırımlar öngörebilir. Böyle kararlar alabilir. Örneğin Rusya hakkında veya İsrail hakkında savaşı durdur, çatışmaları kes gibi kararlar alabilir. Ancak bu kararları uygulama gücünün fiiliyatta olmadığını görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise bireyleri yargılıyor, devletleri yargılamıyor, siyasi grupları da yargılamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi dört suç alanına bakıyor. Bunlardan bir tanesi soykırım, diğeri insanlığa karşı suçlar, bir diğeri savaş suçları, en son grup ise saldırı suçlarını oluşturuyor. Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi 1 Temmuz 2022 sonrası işlenmiş suçlara bakıyor. Çünkü mahkemenin yürürlüğe girdiği tarih, yetkili olduğu tarih 1 Temmuz 2002 e, tarihi 2002'den önceki hiçbir soykırım, insanlığa karşı suçlama vesaire bu mahkemenin yetki alanı içerisine girmiyor. Dediğim gibi bireyleri yargılayabiliyor Uluslararası Ceza Mahkemesi devletleri ve siyasi grupları yargılayamıyor ve bu mahkemenin sonucunda şahıslar 30 yıl gibi hatta ömür boyu hapis gibi cezalar alabiliyor. Bu mahkemenin de kendi kuvvet gücü yok. Yani biri hakkında işte tutuklama talebinde bulundu. Başsavcı böyle bir talepte bulundu. Eğer heyet, ön duruşma heyeti başsavcının bu talebini yerinde bulur ve Benjamin Netanyahu ve diğer kişiler hakkında tutuklama kararı alır ise mahkeme bir takım polis, jandarma, asker birilerini bir yerlere yollayacak değil. Bu mahkemeyi tanıyan, bu mahkemenin kurulmasını sağlayan Roma statüsüne taraf olan devletlerden bu konuda yardım isteyecek mahkeme. Bu mahkemeye taraf olan, bu Roma statüsüne taraf olan bütün üyeler suçlanan kişiyi tutuklama talebiyle aranan kişiyi yakalayıp mahkemeye transfer etmekte yükümlü. Mahkemede kendisine getirilen bu kişileri işte yargılayacak adil bir şekilde ne kadar sürecekse o süre boyunca yargılamakla yükümlü bu mahkemenin yetkisi de böyle. Yani Benjamin Netanyahu hakkında bir tutuklama kararı çıkar ise Benjamin Netanyahu'yu İsrail Devleti bu mahkemeye vermez. Çünkü zaten İsrail Devleti bu mahkemeyi tanıyor değil. Mahkemeyi Amerika'da tanımıyor, İsrail'de tanımıyor. Mahkemeyi tanımayan devletlerden bir tanesi de biliyorsunuz Türkiye. Peki mahkemeyi hangi devletler tanıyor derseniz 124 devlet tanıyor. 124 devlet çok sayıda devlet tanıyormuş demek ki ve bu tanıyan devletler arasında Kanada gibi, Avustralya gibi, Arjantin, Brezilya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere gibi pek çok büyük önemli devlet var. Avrupa devletlerinin mühim bir kısmı bu anlaşmaya taraf ve mahkemenin yetkilerini tanıyor. Dolayısıyla eğer İsrail Başbakanı mesela İngiltere'ye uçacak olsa orayı ziyaret edecek olsa İngiltere'nin İsrail Başbakanını yakalayıp mahkemeye teslim etmesi gerekir. Aynı şekilde Belçika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya bunlardan birini ziyaret edecek olsa yine mahkemenin yargılaması için o devletlerin İsrail Başbakanını yakalayıp Hollanda'ya göndermesi gerekir. Nitekim bu mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi 2023 yılı ilkbaharında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bir başka Rus yetkili hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ve o günden bugüne kadar mahkeme kayıtlarına göre Rusya'nın devlet başkanı Putin firari durumdadır. Firari yani kaçak durumundadır. Ve Putin geçtiğimiz yıl anılmıyorsam bir BRICS zirvesi nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek istedi. Buna niyetlendi ama Güney Afrika Cumhuriyeti dedi ki ben dedi bu mahkemenin tarafıyım. Eğer Putin buraya gelir ise benim onu tutuklamam lazım yakalayıp mahkemeye göndermem lazım. E ben böyle bir şey yapar isem Güney Afrika Cumhuriyeti ile Rusya arasında savaş çıkar. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Rusya ile ilişkilerimi de bozmak istemiyorum dedi ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rus yetkililere her ricada bulundu ve Putin de o toplantıya ancak video yoluyla uzaktan katılabildi. Yani gidemedi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitse yakalanacak, e, Hollanda'ya gönderilecek. Yakalanmasa Güney Afrika Cumhuriyeti taraf olduğu bir anlaşmayı ihlal etmiş, çiğnemiş olacak. Aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi fikri oldukça yeni bir fikir. Çünkü biz uluslararası hukukta, uluslararası ilişkilerde devletlerin üzerinde bir örgütlenme tanımayız. Yani Uluslararası ilişkiler disiplinine göre devletler gücünü kendilerinden alan varlıklardır, entitilerdir, oluşumlardır. Devletin üzerinde bir oluşum olmaz. Bir devlet eğer bir başkasından emir alıyorsa, bir başkasından güç alıyor ise o zaman o devlet bildiğimiz egemen bağımsız devlet olmaz. Bir başka devletin vassalı olur. Veyahut da devlet olma özelliği olmayan bir takım yapılanmalar olabilir. Ancak uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası hukuk alanı çok hızlı değişiyor. Ve bana sorarsanız çok radikal bir hızda 1990'ların sonunda uluslararası hukuk devletlerin egemenlik sahasına müthiş bir müdahalede bulundu. Bu gelişme bence Birleşmiş Milletler'in çartırına, sözleşmesine, kurucu anlaşmasına ne kadar uygundu tartışılır. 1990'dan sonra biraz Amerika'nın tek taraflı olarak aldığı kararlarla mesela Kosova meselesinde olduğu gibi uluslararası güç bir devletin egemen sahasına müdahale etti. İnsancıl hukuk olarak bunu izah ettiler. Bir ülke eğer kendi ülkesinde insanlara insanlığa karşı suç işliyor ise buna uluslararası toplumun müdahale edeceği edebileceği şeklinde açıkladılar. Fakat bu egemenlik hakkının ihlalidir ve bu keyfi olarak e, kullanılmaya da müsaittir. Ne var ki Bosna örneği, Kosova örneği bu tür müdahaleleri de o zamanlarda zaruri hale getirdi. Buna Rusya, Çin çok karşı çıkmışlardı o günlerde. Oradan açılan yırtık diyelim çok genişledi. Çok genişledi ve en nihayetinde uluslararası ceza mahkemesi 2000'lerin başında kuruldu ve bu mahkeme devlet başkanlarını da yargılayabilecek bir mahkeme olarak karşımıza çıktı. Mahkemenin önünde onlarca dava var. Ama bu davalar içerisinde görülen davaların tamamı Afrika ile ilgili. Afrikalı liderleri yakalamak, mahkemenin önüne çıkarmak daha kolay. İşte Sudan'ın eski devlet başkanı gibi soykırım suçuyla yargılamak, suçlu bulmak kolay. Başka bir ifadeyle hukuk uluslararası alanda da güçlüye ceza veremiyor, güçsüze kolaylıkla ceza verebiliyor. Afrika liderlerine karşı bu mahkemenin oldukça etkili çalıştığını söylemek mümkün. Diğer taraftan Putin hakkında çıkarılan Karar tutuklama kararı uygulanamıyor. Nasıl uygulayacaksınız? E yine Putin konusunda mahkeme Batı'nın duruşundan yararlandı. Kanaatindeyim. Yani sadece hukuki bir karar almadı. Putin'in tutuklanması gerekir miydi? Böyle bir karar çıkartılması gerekir miydi? Belki de gerekirdi. Ukrayna Savaşı'na baktığınız zaman Rusya tarafının pek çok uluslararası hukuk ihlali yaptığı açık. Mahkeme çocukların kaçırılmasını tutuklamaya gerekçe olarak gösterdi ki haklıdır bence haklıdır ama e, bu kararı Batı alkışlarken işte Amerika Başkanı Biden alkışladı dedik ya biz bu mahkemenin tarafı değiliz ama dedi e, karar da doğru dedi karar doğru da yarın aynı kararı senin için de alırlarsa ne yapacaksın mahkeme derse ki Afganistan'daki hak ihlalleri nedeniyle Joe Biden insanlığa karşı suçlardan suçludur derse ne yapacaksın Amerika Yetkililer, Amerikalı yetkililer hakkında Irak'taki, Suriye'deki veya başka bir yerdeki suçlamalar nedeniyle ceza çıkarsa ne yapacaksın? İşte siyasetten yararlanıyor mahkeme. Siyasetteki boşluktan yararlanıyor. Rusya devlet başkanı hakkında mahkeme karar aldığında Avrupalı liderler de Amerika lideri de böyle elleri patlarcasına alkışladılar. Çünkü Putin'i karalayan, onu suçlu gösteren bir karardı. Fakat ne oldu? Bir yıldan daha az bir süre geçti ve bu kez Birleşmiş Milletler Mahkemeleri İsrail'i yargılamaya başladı. Önce Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla İsrail hakkındaki başvuruyu kabul etti. Şu anda İsrail soykırım ve insanlığa karşı suçlardan, savaş suçlarından yargılanıyor. Mahkeme ne olur? Ayrı bir konu. Ama İsrail'in bir mahkemede yargılanması dahi şu ana kadarki tarih açısından oldukça yeni bir gelişme. Ve İsrail açısından bana sorarsanız ağır bir darbe. Çok ağır bir darbe. Eğer buradan mesele devam eder ise İsrail'e en büyük zararın verilebileceği alanlardan birisi hukuk alanıdır. İsrail Gazze'de bir takım çatışmaları kazanıyor. İşte bomba atıyor, adam öldürüyor, şu oluyor, bu oluyor. Belki kazandığını düşünüyor askeri alanda. Ama şahsi kanaatim hukuki ve siyasi alanda İsrail çok ciddi bir kaybetme sürecinin içerisinde. Bunun ne kadar farkındalar o ayrı bir konu. Şimdi biz dönelim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama taleplerine. Tutuklama talebi İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yo Galant hakkında çıkarıldı. Bu iki kişi hakkındaki suçlamalar ise üç gruba, grupta değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi insanların aç bırakılması ve bunun açlığın, kıtlığın bir savaş yöntemi olarak kullanılması. Diyor ki başsavcı İsrail devleti ordusu insanlara yiyecek ulaşmasını, su ulaşmasını engelledi. Gerçekten depolar havaya uçuruldu, insanlara su verilmedi, borular kapatıldı, vanalar kapatıldı. Bunu İsrail bilinçli olarak yaptı. Bunlar basına da yansıdı. Basın derken Hamas yanlısı basından bahsetmiyorum. Bizzat Amerika'nın hatta sahibi Yahudi olan veya İsrail sempatizanı olan gazetelerin, dergilerin haberlerinde bu uzun uzun anlatıldı. Buna da gerek yoktu. İsrail devletinin kendi bakanı, başbakanı açıkladı. İsrail'in savunma bakanı Yol Galant işte bunlara su yok, su da yok gibi açıklamalar yaptı. İnsana, hayvana, bitkiye su verirsiniz. Derler ya su içene yılan bile dokunmaz diye su varlığın en temel hakkıdır. İşte bunları İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı söyledi ve insanları susuz bıraktı. Ve insanlara aç bıraktılar. Çünkü niye? Yardım kapılarını kapattılar. Hala bugün Birleşmiş Milletler defalarca açıklama yaptı. Devam ediyor açıklamalara ve hala bugün bu insanlar açlıkla boğuşuyorlar. Sizin bir öğünde beğenmediğiniz, az bulduğunuz yiyeceği buradaki insanlar birkaç günde bulamıyorlar. Yani bir yemek yiyor, bir hafta geçiriyor. Çöplerden yiyecek topluyor ve bunların hepsi belgeli zaten. Yovgaland ve Netanyahu'ya yöneltilen ikinci önemli suçlama sivilleri hedef almak. Bu bir askeri mesele ise bir güvenlik meselesi ise teröristi hedef alırsın, silahlı adam hedef alırsın, düşman ülkeye hedef alırsın. sivillere hedef alamazsın. Savaşta dahi bunu yapamazsın. Ve ne diyor başsavcı Kerim Han? Diyor ki İsrail başta Netanyahu ve Galant olmak üzere sivil asker ayrımı gözetmeksizin, silahlı silahsız adam ayrımı gözetmeksizin Gazze'de bombalama yaptı. İnsanları öldürdü. İkinci suçlama bu. Galant ve Netanyahu'ya yapılan üçüncü suçlama ise yok etme girişimi. Bu soykırım. Bir türü yok etme, bir takım insanları düşüncelerinden, ırklarından, mezheplerinden, siyasi görüşlerinden, görüntülerinden her ne derseniz deyin bir kitleyi toptan yok etme girişimi. Bununla suçlanıyor İsrail'in başbakanı ve savunma bakanı. Bir zamanlar 2. Dünya Savaşı yıllarında soykırıma uğramış Yahudi milletini düşündüğünüz zaman İsrail'in bugün karşı karşıya olduğu suçlamalar gerçekten ibretliktir. Kanaatim odur ki İsrail'in bugünkü yöneticileri geçmişin mirasına da leke sürmektedirler. Netanyahu hem İsrail'e hem de geçmişin hatıralarına çok ağır bir kara leke sürüyor diye düşünüyorum. Evet gelelim Hamas kanadına. Mahkeme sadece İsrail'in başbakanı ve savunma bakanını suçlamamış onlar hakkında tutuklama talebinde bulunmamış. Aynı zamanda Hamas'tan da üç yetkili hakkında tutuklama talebinde bulunmuş. Bunların biri Yahya Asim var. Hamas'ın lideri biliniyor. İkincisi askeri kanat sorumlusu olan El, El Masri. Üçüncüsü de siyasi kanadının sorumlusu olan İsmail Haniye. Bana sorarsanız mahkeme böyle davranırken yine siyasi davranıyor. Uluslararası hukuk bir yönüyle hukuktur ama bir yönüyle de siyasettir. Mecburen siyasi bazı mülahazalar işin içerisine girer. Çünkü bu mahkeme bir devlete bağlı değil. Birçok devletin arasındaki güç dengesiyle çok ilişkili. İsrail'i baştan sona yargılayamazsınız. Çünkü böyle bir mahkemede tutuklama kararı alacaksanız İsrail'den en az 50 komutan hakkında soykırım suçlamasıyla veya insanlara açlığa mahkum etme, sivilleri hedef alma, yok etme gibi suçlamalarla mahkemenin önüne çağırabilirsiniz. Neden? Çünkü savunma bakanı bunu tek başına yapmıyor ki. Buna benzer açıklamaları sadece savunma bakanı yapmıyor ki. Bir sürü bakan yetkili yapıyor. Bir kere ordunun komutanı var, genelkurmay başkanı var. Para kuvvetleri komutanı var. Bunlar sahada bütün bunları yapanlar bunlar. Eğer başbakan talimat verdiyse, savunma bakanı talimat verdiyse, e Savunma Bakanı gidip de Vanay'ı kapatmadı değil mi? Yani sonuçta burada bir general var, bir kuvvet komutanı var. Bunların da bu listede olması gerekir miydi? Gerekirdi. Ama mahkeme bunları neden o listeye koymadı? Neden başsavcı bunu koymadı? Buna cesaret edemedi. Çünkü listeyi İsraillilerle biraz daha kalabalıklaştırmış olsaydı o mahkemenin alacağı kararı uygulamak tamamen imkansız hale gelebilirdi. Mahkeme itibarsızlaştırılırdı. Dünyada çok sayıda gazete, dergi, televizyon aslında bu mahkemenin ne kadar anlamsız olduğunu yazar çizerdi. Şimdi bile yazıp çiziyorlar. Bundan dolayıdır ki mahkeme Hamaslı üç yetkiliyi de bu suçlamanın içine soktu. Peki Yahya Simvar, İsmail Haniye ve El Mesri hakkındaki suçlamalar nedir derseniz bunlardan biri cinayet. Çünkü 7 Ekim'de Hamaslı militanlar, silahlı adamlar sınırı geçtiler ve karşı tarafta Pek çok sivilin evini bastılar. 300 kadar asker öldürüldü burada biliyorsunuz. Ya yani bir miktarda polis ve diğer güvenlik güçleri öldürüldü. Yaklaşık 500-600 güvenlik gücü öldürüldü. Bunu izah etmeniz bir noktaya kadar mümkündür. Neden? Çünkü Hamas der ki ben İsrail'e savaş ilan etmiştim. O yüzden güvenlik güçlerinden herkes benim hedefimdir diyebilir. Ama o gün şu oldu. Hem Hamaslı bazı silahlı kişiler hem de Hamas'ın o açlı deliklerden geçen başka Filistinliler, Gazeliler. Bunların bir kısmı gidip evlerde vahşi şeyler yaptı mı? Yapmış gibi görünüyor. Hani yaptı yapmadı diyemeyiz. Kim yaptığını bilemeyiz daha doğrusu. Yapılmış olduğu kesin de. Bu evlerde sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz. Sonra bir festival var orada. Festivalin silahla basıldığını görüyoruz. Filistinler diyor ki işte bunu İsrail güvenlik güçlerinin ateşi sonucunda burada insanlar öldü. Biz öldürmedik. Ama sonuçta ölen insanlar var. Ve kaçırılan insanlar var. Hamas mesela bir polisi kaçırsa, bir askeri kaçırsa, bir valiyi kaçırsa, İsrail yetkiliyi kaçırsa bunu bir noktaya kadar izah edebilir. Askeri hedef diyebilir belki. Ancak 7 Ekim olaylarında çok sayıda yaşlı insan kaçırıldı. 80 yaşında insanı kaçırdılar. Yaşlı. Çocuk kaçırıldı. 7-8 yaşında çocuk hatta daha küçük çocuk kaçırıldı. Ya şimdi çocuğu niye kaçırıyorsun? Çocuğu niye kaçırıyorsun? Sen bağımsızlık hareketi misin, Yoksa bir suç teşkilatı mısın? Böyle uç noktaları giden şeyler oldu. Sonra İsrail tarafı bu saldırılarda bazı kadınların tecavüze uğradığını söylüyor ve mahkemeye bununla ilgili de deliller ortaya koymaya çalıştılar. İşte Başsavcı Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Hamas'la 3 yetkili hakkında cinayet, adam kaçırma ve tecavüzden yani 3 ana başlık altında e, dava açmış. Dava e, açmış diyorum. Daha doğrusu tutuklama talebinde bulunuyor. Eğer mahkeme bu talepleri haklı bulursa Hamas'ın bu 3 yetkilisi de tutuklanmak üzere mahkemeye teslim edilecekler. Şimdi Sinvar'ı yakalamak zor. Gazze'de Sinvar büyük ihtimalle çatışmalarda öle de bilir. İsrailler yakalarsa bunu mahkemeye gönderir mi? Zannetmiyorum, bilemiyorum. Kendileri herhalde yargılamak isterler. Fakat İsmail Haniye'nin işi zor olabilir. Çünkü İsmail Haniye Gazze'de değil, İsrail'de değil, Katar'daydı. Şimdi nereye geçecek belli değil. Orada bir sıkışıklık olabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama talebi Filistin yanlısı gruplarda kesimde bir memnuniyete yol açtı. Her ne kadar Hamaslı üç kişiyi de yargılamak üzere mahkeme tutuklamak istese de İsrail'in ilk defa bu şekilde yargılanıyor olması, İsrail Başbakan ve Savunma Bakanı'nın tutuklanmak üzere hedef alınmış olması İsrail karşıtı grupları sevindirdi. Fakat mahkeme henüz kararını almış değil. Büyük ihtimalle bu 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkar, çıkması gerekir. Delillere bakıldığında çünkü başsavcının hazırladığı dosyada reddedilmesi çok zor deliller var. Ancak şunu da unutmamak lazım. Mahkemeden bir sürpriz de çıkabilir mi? Evet o da olabilir. Mahkeme İsrail Başbakanı veya Savunma Bakanı veya ikisini birden listeden çıkarırsa sadece Hamas'ı yargılamak üzere yoluna devam ederse işte o zaman işin rengi çok değişir. Mahkeme böyle bir şey yapar mı? Şu ana kadar ki mahkemenin geçmişi böyle bir şey yapmamasını bize bekletiyor. Ama uluslararası hukuk uluslararası ilişkilerin bir parçasıdır. Hukuk disiplininden çok uluslararası ilişkilere daha yakın görünmektedir. Hala böyledir. Belki önümüzdeki 20 30 yılda 50 yılda bu değişebilir. Ama şu an için hala böyledir. Bu nedenle uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amerika başta olmak üzere çeşitli devletler baskı yaparsa nihayetinde bu yargıçlar da 3 tane yargıç heyeti bakacak. E, tutuklama emrinin çıkarılıp çıkarılmaması duruşmasını o üç tane hakimi siz etkilerseniz ne bileyim birisi tutar ölümle tehdit eder birisi çok büyük zenginlik vaat eder. Olur böyle şeyler. Her yerde olur. Böyle bir şey olur ise işte dediğim gibi mahkeme süreci tam tersi bir sürece dönebilir mi? Dönebilir. Ama o zaman da dünyada adalete duyulan duygu herhalde çok büyük bir hasar alır. Neyse Kararla ilgili olarak başsavcının tutuklama talebiyle ilgili olarak Netanyahu rezalet dedi. İsrail ordusuna ve İsrail'e bir saldırıdır bu dedi. Bana bir saldırı değildir dedi. Bizi dedi Hamas'la aynı kefeye koyuyorlar. Hamas'ın toplu katliamı ile İsrail devletinin güvenlik hakkını karşılaştırmak bile tiksindirici bir şeydir. Reddediyorum dedi. Hamas ise yine aynı şekilde kurban ile cellatı eşitleme çabası bu. Bizi niye yargılıyorsun? Önce cellatı bir yargıla gibi bir açıklama yaptı. Amerika Başkanı Biden ise her zaman İsrail'in yanında olacağız dedi ve mahkemenin yetkisini aştığını söyledi. Mahkemenin böyle bir yetkisi yok dedi. Amerika olarak İsrail sonra İsrail bunlar taraf değil dedi. Mahkeme bunları yargılayamaz. İyi dedi, hoş dedi ama mahkemenin İsrail'i yargılayamayacağını söyleyen Joe Biden geçtiğimiz yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Vladimir Putin hakkındaki tutuklama emrini alkışlamıştı. O günkü haberler işte 18 Mart 19 Mart tarihli gazetelere bakarsanız 2023 yılının göreceksiniz. Joe Biden diyor ki mahkeme için başsavcı için haklı diyor. Aldığı kararda haklı diyor. Memnuniyetle karşılıyorum diyor. Çok güçlü bir noktanın altını çizmiş diyor. Hani neredeyse bizdeki tabirle helal olsun diyecek. Rusya'ya gelince şöyle, İsrail'e gelince böyle. Gazze'ye gelince şöyle, Ukrayna'ya gelince böyle. Ne kadar farkındalar bilmiyorum. Ama Amerika ve Avrupa bu İsrail Filistin meselesinde Ukrayna Rusya meselesiyle yan yana yaşanıyor bir de bunlar. Müthiş bir meşruiyet krizi yaşıyor. Orada yaptığının tersini burada yapınca bunu bütün dünya tüm çıplaklığıyla görüyor. Hele ki teknoloji çağında. Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında tutuklama talebinde bulundu. Bakalım mahkeme bu konuda ne karar verecek? Eğer mahkeme tutuklama talebini kabul ederse İsrail'in başbakanı 124 ülkeye gidemeyecek. 124 ülkeye giderse o devletlerin Benjamin Netanyahu'yu tutuklayıp mahkemeye teslim etmesi gerekecek. Yani İsrail izole olacak. Bunun en büyük katkısı ise İsrail'in Gazze'de Filistin'de insanlığa karşı suç işlediğine dair hukuki bir emarenin hukuki bir delilin bir takım dokümanlarında ortaya çıkması olacak. Başta söylemiştik İsrail askeri alanda ne kazanırsa kazansın hukuki alanda eğer süreç böyle devam eder ise muazzam kayıplara uğrar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Efendim hoşça kalınız. Bu arada yorumlarınızı videomuzdan eksik etmezseniz de çok memnun oluruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.